Halilye Belediyesi park ve bahçelerde yaptığı mevsimsel çalışmalar kapsamında 15 bin adet ağaç ve çeşitli türlerdeki bitkileri toprakla buluşturdu. Başkan Feriz Demirkol'un Yemyeşil Halilye hedefiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsimsel şartlara göre çalışmalarını sürdürüyor. İlçeyi bahara hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu kapsamda yeşillendirme çalışmalarına da devam ettiriyor. 6100 adet ağaç ve 9000'e aşkın çeşitli türlerdeki bitkileri Halilye ilçesinde toprakla buluşturma yolunda çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bitirmeye hedeflediği çalışmalarını ilçe geneline yayıyor. İklimsel uyuma göre seçilerek toprakla buluşturulan bitkilerin bakımları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki teknik ve mühendislerin kontrolünde gerçekleştiriliyor. Halilye Belediyesi tarafından ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan Siyer-i Nebi deneme sınavının ilk etabı gerçekleştirildi. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının gençler tarafından öğrenilmesi amacıyla Halilye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ödüllü Siyer-i Nebi yarışması organize etti. Halilye ilçesindeki 101 ortaokul ve lisedeki 58.412 öğrencinin katıldığı yarışmanın ilk etabı bugün gerçekleştirildi. Sınav öncesi Ziyaettin Akbulut Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Fevzi Demirkol, Okul Müdürü Mahmut Yıldız ve Halilye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural tarafından karşılandı. Sınıfları ziyaret eden Başkan Demirkol, sınav hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Eğitiminde gençlerimize önem veriyoruz. Çünkü siz gençler bizim istikbalimizsiniz, bizim geleceğimizsiniz. O bakımdan bizden sonrasında ülkemizi, milletimizi, devletimizi dünya muasır medeniyetlerinin, dünya çağdaş medeniyetlerinin en önünde yer almasını, fende, ilimde, teknolojide en önde yer almasını sağlayacak olan sizlersiniz. Biz devletimizi size emanet ediyoruz. Milletimizi size emanet ediyoruz, bayrağımızı size emanet ediyoruz ve milletin geleceğini size emanet ediyoruz. Gençler çağımız bilgi çağı. Bilgi çağında sizin en güzel, en iyi ve en son bilgilerle donatılmanız bizim de vazifemiz. Bugünkü bu sınavımızda da yine sizlere daha önceden dağıtmış olduğumuz Halilye ilçemizde bulunan okullardaki yaklaşık 58.400 öğrencimize 58.400 kitap dağıttık. Okullarında ilk üçe giren öğrencileri Çanakkale'ye götüreceklerinin altını çizen Başkan Demirkol, okul birincileri arasında da ikinci etap sınavlarının yapılacağını hatırlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da eğitime verilen desteklerden bahsetti. Konuşmaların ardından Başkan Demirkol, öğrencilere sınav kitapçıklarını dağıtarak başarılar diledi. Öte yandan yarışmanın ikinci etabı ise 16 Şubat 2017 Perşembe günü düzenlenecek. Ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenecek yarışmada iki kategorinin de birincilerine dizüstü bilgisayar, ikincilere 1000 lira ve üçüncülere ise 500 lira ödül verilecek. Yarışma öncesinde de ilçe genelindeki 58.400 öğrenciye Siyer-i Nebi kitabı dağıtılmıştı. Halilye Belediyesi tarafından ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan Siyer-i Nebi deneme sınavının ilk etabı bugün yapıldı sevgili izleyenler. Ziyaettin Akbulut Ortaokulu'nda sınav öncesi öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fevzi Demirkol, Halilye Belediyesi olarak eğitimde gençlerimize önem veriyoruz. Siz gençler bizim istikbalimizsiniz dedi. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının gençler tarafından öğrenilmesi amacıyla Halilye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ödüllü Siyer-i Nebi yarışması organize etti. Halilye ilçesindeki 101 ortaokul ve lisedeki 58.412 öğrencinin katıldığı yarışmanın ilk etabı bugün gerçekleştirildi. Sınıfları ziyaret eden Başkan Demirkol, sınav hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Biz Halilye Belediyesi olarak eğitimde gençlerimize önem veriyoruz. Çünkü siz gençler bizim istikbalimizsiniz, bizim geleceğimizsiniz. O bakımdan bizden sonrasında
ülkemizi, milletimizi, devletimizi dünya muasır medeniyetlerinin, dünya çağdaş medeniyetlerinin en önünde yer almasını, fende, ilimde, teknolojide en önde yer almasını sağlayacak olan sizlersiniz. Biz devletimizi size emanet ediyoruz, milletimizi size emanet ediyoruz, bayrağımızı size emanet ediyoruz ve milletin geleceğini size emanet. Okullarında ilk üçe giren öğrencileri Çanakkale'ye götüreceklerinin altını çizen Başkan Demirkol, okul birincileri arasında da ikinci etap sınavlarının yapılacağını hatırlattı. Şimdi bugün sizlerle birlikte Halilye'nin 101 okulunda 58.400 öğrenci şu anda sınavlara girmektedir. Ben bu sınavda hepinize başarılar diliyorum. Daha sonrasında yine Çanakkale konusunda bir kitap dağıtacağız ve yarışmalar düzenleyeceğiz. Ama ondan öncesinde bu yarışmada her okuldan ilk üçe giren öğrenciyi Çanakkale'ye götüreceğiz. İlçe genelinde yapılan sınavda da yine çeşitli ödüllerimiz var. Ben sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Ömür boyu, hayat boyu başarılarınızın devamını diliyorum. Öte yandan yarışmanın ikinci etabı ise 16 Şubat 2017 Perşembe günü düzenlenecek. Ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenecek yarışmada iki kategorinin de birincilerine dizüstü bilgisayar, ikincilere 1000 lira ve üçüncülere ise 500 lira ödül verilecek.